Konut değerleme ve yapım teknikleri dersinde özellikle birinci ünitedeki içeriklerden biraz bahsedelim. Yapı ve genel tanımları. Tabii yapılar daha genel bir kavram oluyor. Biz bunun içinde binaları ve konutları dikkate alacağız. Yapıların sınıflandırılması. Bunlar çok çeşitli yönlerden sınıflandırılma yapılabilir. Belli başlı küçük sınıflandırmalardan bahsedeceğiz mülkiyetlerine göre. Yani yapı kimin, yapıya kim sahip olmakta ona göre, zemin seviyesindeki durumuna göre, sürekliliğine göre. Yani sürekli kullanılacak bir yapımı, geçici bir yapımı gibi inşa ediliş maksatlarına göre sınıflandırılabilir. Bunların özelinde de bina yapılarını da, yani yapıların özelinde bina yapılarını da ayrı şekillerde sınıflandırabiliriz. Yapılış maksatlarına göre olabilir. Taşıyıcı elemanların yapısına göre sınıflandırma olabilir ki bu biraz daha önemli bir sınıflandırmadır. Taşıyıcı elemanların yapısına göre sınıflandırma dediğimizde yığma yapılar, iskelet karkas yapılar ve prefabrik yapılar olarak üçe ayırabiliriz genel hatlarıyla. Bunların içinde de en çok kullanılan iskelet karkas, yani bizim daha çok betonarme olarak kullandığımız yapı şeklidir. Çelik ya da ahşap da iskelet karkas şeklinde yapılabilir ama genelde betonarmeyi bu şekilde yapmaktayız. Malzemelerin cinslerine göre de yine binalar sınıflandırılabilir. Kullanılan malzeme kagir midir? Yani kagir taş anlamına gelmektedir. Yığma yapılarda özellikle kullanılıyor. Betonarme midir? Yani beton ve çeliğin birlikte kullanılmasından mı elde ediliyor? Ahşap ya da çelik yapılar mıdır şeklinde sınıflandırılabilir. Genel taşıyıcı sistem bilgilerini de yine bu ünitenin kapsamında ele alacağız. Taşıyıcı sistem tabii yükleri taşıyan bir sistemdir. Bunun sahip olması gereken özelliklerinden bahsedeceğiz. Statik ve betonarme hesapları çok basit bir şekilde değineceğiz. Yoksa ki çok detaylı hesaplar ve tam konumuzda olmadığı için. Ama en azından bilgi olarak bilmek gerekebilir. Taşıyıcı sistem seçilmesi, yani yükleri taşıyan bir yapıda, bir binada yükleri taşıyan sistem nedir? Ve bunu seçilirken nelere dikkat edilir? Onların üzerinde duracağız. Ve özel olarak betonarmenin biraz üzerinde duracağız. Daha sonra da en son yine bu haftanın konusu olan yükler. Yani tüm bu hesapları göre yapıyoruz. Yükler nedir, nasıl sınıflandırılır, onların üzerinde duracağız. Şimdi yapıları genel olarak tanımlarsak belirli ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılar yapılıyor. Yapılırken çeşitli malzemelerle, malzemeler yapı yapımına uygun olan malzemelerle yapılmakta. Yapım metotları buna göre uygulanmakta. Bu şekilde inşa edilen tesislerin hepsi yapı tanımı içine girer. Bu tanıma göre yapı karadaki, sudaki, yer üstündeki ve yer altındaki bütün tesisleri kapsamına almaktadır. Burada önemli nokta demek ki belirli ihtiyaçları, yani bir ihtiyaç meselesi önemli. Malzeme seçimi önemli. Hangi malzemelerden yapılıyor ve kullanılan yapım metodu, yapım teknikleri ya da seçilen sistem, bu önemli. Demek ki 3 tane önemli unsur var. Yapıların alt dalı olan bina yapılarında ve dersin konusu olarak da konutlarda, bina yapılarında daha alt dalı olan konutlarda nasıl bir sınıflandırma yapabiliriz, tanımlama yapabiliriz? Binalar insanların kendilerini ve mal varlıklarını dış etkilerden korumak ve çeşitli maksatlarla kullanmak üzere inşa edilen yapılardır bilindiği üzere. Şimdi genel olarak yapıların sınıflandırılmasına tekrar dönecek olursak, mülkiyetlerine göre, yani kim sahiptir bu yapıya, ona göre sınıflandırabiliriz. Resmi yapılar olabilir bunlar. Yani devlet yapıları, devlet daireleri, devlete ait olan okullar, hastaneler gibi, bunlar resmi yapılar adını alır. Mülkiyetine göre sınıflandırmada. Vakıf yapıları yarı resmi bir kuruluştur vakıflar. Hem özel teşebbüsün hem devletin ortaklığında sayılabilir. O yüzden bunları arada ayrı bir yapı tipi olarak düşünebiliriz. Zamanında özel teşebbüse ait olan ya da kişilere ait olan bir yapı, yani burada C şıkkına giren özel yapı, daha sonra vakfa bağışlandı ise vakıf yapısı olabilir. Veya direkt devlete bağışlandıysa devlet yapısı olabilir gibi. Bunun kapsamında demek ki özel yapılarda şahıslara ya da şirketlere ait olan yapılar anlamına gelmektedir. Tüm bunlar yapıların sadece bir durumda.
duruma göre sınıflandırılması. O da yapılara kim sahiptir, ona göre sınıflandırma. Bu sahiplik ilişkisi şurada da önemlidir. O yapılar üzerinde her hak tabii ki o sahiplerine aittir. Yapıların değiştirilmesi, geliştirilmesi, onarılması, güçlendirilmesi, bunlar da yine o yapının sahibine ait olacaktır. Buna izin vermek ya da bu işleri yaptırmak. Başka bir sınıflandırma durumu, zemin seviyesindeki durumuna göre başlıca iki tipte ayırabiliriz. İki kaba kategoride diyebiliriz. Altyapılar ve üst yapılar. Altyapılar derken zemin seviyesinde olan, yani illa altında olması gerekmiyor. Yollar gibi yapılarda, köprüler gibi hatta yapılarda zemin seviyesinde kabul edilerek altyapıdan sayılır. Ve bunun haricinde kanalizasyonlar da yine zaten zeminin altında altyapıdan sayılabilir. Altyapı kavramıyla daha çok bir şehrin ya da ülkenin gelişimine destek veren ek unsurlar olarak düşünebiliriz. Üst yapılar ise zemin seviyesinin üstünde inşa edilen yapılar. Bu yapıların bir bölümü de zemin altındadır. Her yapının temeli olmak zorunda olduğu için taşınması amacıyla. O yüzden üst yapıların hepsi sadece zemin üstünde anlamına gelmez. Bir kısmı da zemin altındadır. Sürekliliğine göre de yine yapıları sınıflandırabiliriz. Burada yine başlıca iki kategoride sınıflandırılabilir. Geçici yapılar olabilir, daimi yapılar olabilir. Geçici yapılar dediğimizde bunlar daha çok işte şantiye barakaları gibi. Yani bir site yapılacak ya da herhangi bir bina yapılacak, başka bir yapı yapılacak. Burada işçilerin barınması için bu yapı yapılırken veya çeşitli malzemelerin depolanması için geçici baraka tarzında, baraka derken ille de çok kötü bir yapı olması gerekmiyor. Daha gelişmiş bir yapı da olabilir ama kaldırılacak anlamında geçici yapılar yapılabilir. Veya bu yapılar daha sonra da, yani o site bittiği zaman, örneğin bekçi kulübesi gibi, güvenlik kulübesi gibi kullanılabilir. Yani kaldırılmaz. O durumda o geçici yapı olmaz. Ama genel haliyle geçici yapıdır şantiye yapıları. Veya bir gelişmekte olan kampüs vardır. Orada çeşitli bölümler açılmıştır ama bina yeterli değildir. Böyle örnekler çok bulunmakta. Geçici olarak çeşitli baraka tarzında, bir iki katlı belki yapılar yapılabilir. Bir iki sene oralarda ders verilmesi veya laboratuvar olarak kullanılması gibi. Bunlar da yine geçicidir. Geçici yapıları daha çok prefabrik olarak ve tak çıkar yapıları da denilebilir. Bu şekilde yapabiliriz ki daha sonradan diyelim bir şantiye binasıysa gidip başka bir şantiyede tekrar aynı yapıyı monte edip kullanma imkanı olabilir. Bunun haricinde tabii ki deprem sonrası yapılar, geçici kullanıma ait prefabrik konutlar da yine geçici yapılar kapsamına girer. Daimi yapılar ise bunların haricinde bizim bildiğimiz bütün yapılar, yani kalıcı olması için inşa ettiğimiz yapılardır. Fakat bunlar kalıcı olmaz. Onarım güçlendirme geçirebilir veya çeşitli hasarlar sonucu yıkılması gerekebilir. Yani onarım güçlendirmeyle de düzeltilemez hale gelebilir. Veya artık yapının ömrü geçmiştir. Yıkıp daha iyisini, daha büyüğünü yapmak istenebilir. Fakat normal şartlarda ilk yaptığımızda bunu daimi bir yapı olarak yapmaktayız. İnşa ediliş maksatlarına göre de o zaman yapıları sınıflandırabiliriz. Bunlar başta dediğimiz gibi bina yapıları, bizim daha çok üzerinde duracağımız yapılar. Onun haricinde anıtlar ve tarihi yapıları ayrı bir kategori olarak ele alabiliriz. Ulaştırma yapılarını, yine ulaştırmayla ilgili olan yapıları, mesela az önce altyapıda geçen yapıların bir kısmını ayrı bir dal olarak ulaştırma yapıları diyebiliriz. Bunlar işte havalimanları, deniz limanları gibi, hatta otogarlar, yollar, köprüler gibi ulaşım için inşa edilen yapılar bunlara girmektedir. Spor tesisleri de yine ayrı bir grup olarak ele alınabilir. Su yapıları da yine az önce altyapıda bahsettiğimiz kanalizasyon sistemleri, su getirme sistemleri veya daha büyük suyun enerjisinden yararlanmak amacıyla, suyu kontrol etmek amacıyla yapılan barajlar gibi. Yani küçükten büyüğe birçok yapı yine suyla ilgili ise, bir şekilde suyla ilgili ise su yapıları ya da kıyı liman yapıları gibi kapsamına girer. Bina yapılarının, özelde bina yapılarının sınıflandırılmasına da bir bakabiliriz. Yani yapıların içinde bir baraj, köprü, yol değil de binaları sadece mercek altına alırsak, bunları da yine yapılış maksadına göre sınıflandırabiliriz. Meskenler, konutlar, yani özel kullanıma ait ev, apartman, villa gibi yapılar ki bizim de daha çok üzerinde duracağımız bu ders kapsamında konu budur.
Konaklama binaları yine bir binadır bunlar. Otel, motel, turistik yapılar, pansiyonlar gibi. Kültür binaları olabilir. Okullar, üniversiteler, müzeler, kütüphaneler gibi. Sosyal binalar olabilir. İnsanların bir araya geldiği büyük yapılar anlamında. Sinema, tiyatro, konser, toplantı salonları gibi. Sağlık binaları olabilir. Bunlar dispanserler, sağlık ocakları. En küçüğünden en büyüğüne sağlıkla ilgili hastaneler, sanatoryumlar, binalar bu kategoriye girer. Dini yapılar her çeşit ibadet amacıyla yapılmış olan mescit, cami, kilise gibi küçükten büyüğe yine tüm yapılar bu kapsama girer. Ticaret binaları, iş anları, bankalar, çarşılar gibi yapılarda ticaret binaları kapsamına girer. Endüstri yapıları yine büyüğünden küçüğüne, atölyelerden imalathanelere, fabrikalara tüm bu yapılarda endüstri yapıları kapsamına girer. Şimdi biraz daha önemli bir konu olarak bina yapılarının yine sınıflandırılmasında taşıyıcı elemanların yapısına göre sınıflandırmadan bahsedelim. Taşıyıcı eleman derken bir binada özel olarak binayı ele alırsak bütün elemanlar yükleri taşımak üzere yapılmazlar. Yükleri taşımak üzere yapılan özel elemanlar vardır. Bunlar taşıyıcı sistemin bir parçasıdır. Bunlara da taşıyıcı elemanlar denir. Bu taşıyıcı elemanların düzenlenmesi de farklı şekillerde olabilir. Özellikle eski çağlardan beri yapılan örneğin yığma yapılar. Yığma yapılarda yine çoğumuzun bildiği gibi taşların daha önceki çağlarda taşların, doğal taşların üst üste yığılmasıyla, teknikle, yani o zamanlar için çimento olmasa bile arada killi harç malzemeleriyle yapıştırma derzleri yaparak ve derzler bir araya gelmeyecek şekilde, hatta şurada da bir tuğla görüntüleri var. Oradaki tuğla görüntüleri bir araya gelmeyecek şekilde yapılması gerekiyor. Yani üst üste bunlar denk gelmeyecek. Bunun haricinde yığma yapı ilk çağlardan itibaren ahşap olarak da yapmıştır insanlar. Yani ahşap kütükleri şu şekilde üst üste koyarak hatta yine bazı kulübelerde bunlar görülebilir. Bu durumda olduğunda, üst üste koyma durumu olduğunda tıpkı taşları üst üste koyma gibi, bu da yine bir yığma yapı kapsamına girer. Demek ki yığma yapılarda o zaman duvarlar, yani üst üste koyulan ve yükleri taşıyacak olan elemanlar taşıyıcı sistemin bir parçasıdır. Oradaki duvarlar demek ki yük taşımaktadır. Bu yükleri temellere, daha sonra temelden de zemine aktarmaktadır. Bu durumdan dolayı yığma yapılardaki duvarlar diğer biraz sonra bahsedeceğimiz yapılardaki duvarlardan daha çok önem arz etmektedir. O yüzden yığma yapıların duvarlarının kaldırılması veya değişiklik yapılması pek mümkün değildir ya da çok sistemli, dikkatli, onarım güçlendirme gerektirerek yapılacak bir iştir. Yığma yapılarda da sistemin özelliğinden dolayı çok yüksek yapılara çıkılmayabilir. En iyi koşullarda 5-6 katlı yapılar yapılabilir ki kat yüksekliği arttıkça yükler de artacağı için alt katın duvarlarının çok daha kalın olması gerekecek ve tüm bu duvar sisteminin bir arada durabilmesi biraz zor olacaktır yapı yükseldikçe. Bunlar duvarları, yığma yapı elemanlarını düşündüğümüz zaman normalde gelen yükleri aşağıya doğru taşıdıkları için basınca çalıştıkları söylenebilir. Yani bir duvar genelde kendi eksenine dik olarak çekilmemektedir. Daha çok basınca çalışmaktadır. O yüzden taşlar da basınç malzemesi olarak iyi kullanılır. Dediğimiz gibi ahşaplar da burada kullanılmış. Ahşapların da belli özetleri olması gerekiyor. Onlara da yine ileride değineceğiz. Bunun haricinde döşeme gibi, yani tavan gibi, taban gibi elemanlar normalde basınca, sadece basınca çalışmazlar. Çünkü döşeme üzerinde kendi ağırlığı ya da insanların, eşyaların ağırlığı, yani tavanda ya da tabanda bir eğilme de oluşturur. Bu eğilmeyi oluşturduğu zaman, örneğin düşündüğümüzde bir duvarı örer gibi taşları örmek düşeyde kolaydır. Fakat yatayda taşları örmek zordur. Yani bir döşemeyi taşları örerek yapmak tahmin edebileceğiniz gibi zordur. Çünkü burada eğilme de meydana gelmektedir. Çekme de meydana gelmektedir. Taşlar birbirinden ayrılmaya meyleder. O yüzden eski çağlardan beri kemer sistemi denilen bir sistem kullanılmıştır ki buna ileride de kısaca bahsedeceğiz. O sistemde döşeme tipi ya da plak tipi elemanlar basınca çalıştırılarak kendi kendine taşıyabilmektedir. Fakat genel haliyle bizim bileceğimiz yığma yapılarda duvarların taşıyıcı olduğu ve basınca çalıştığı, döşeme gibi elemanların eğilmeye, yani hem basınca hem çekmeye, bunun detaylarına daha sonra geleceğiz, eğilme nedir, çekme, basınç nedir, çalışan elemanlar olduğudur.
Bu yüzden eski çağlarda örneğin daha çok döşemeler ahşapla, ağaç dallarıyla örtülmüştür. Yani duvarlar normal bir şekilde tuğlayla ya da o zamanlar için geliştirilmiş tuğlalarla. Tuğlalar killi malzemelerin özellikle toprağın yüksek ateşte pişirilmesiyle oluşturuluyor. Veya doğal taşlarla, o ilkel koşullarda elde edilen tuğlalar veya doğal taşlarla tuğlalar yapılıyor. Bunun haricinde döşeme kısımları ağaç dallarıyla veya başka şekillerde örtülmeye çalışılıyor ağaç kütükleriyle gibi. Daha sonra tabii ki teknik ilerledikçe kemer gibi, tonoz gibi, kubbe gibi yapılarla da üst kısımlar, tavanlar örtülmeye başlanmıştır. Orada da yine taşlar kullanılabilmiştir. Günümüzde ise genelde yığma yapılar yapılır ise eğer ki çok fazla artık yapılan bir yapı şekli değildir. Döşeme kısmı betonarme olarak yapılabilmektedir. Yani döşemesi betonarme, normal duvarları, tuğlaları yığma olarak yapılabilmektedir. O şekilde de bunu söyleyebiliriz. Şimdi yığma yapılara özellikle şu şekilden baktığımızda soldaki şekilde kullanılan tuğlalara dikkat edersek bunlar yatay deliklidir. Yani yukarıdan yükün geleceğini düşündüğümüzde o yüke karşı pek iyi çalışmaz. Çünkü boşları bu şekilde. Bu yatay delikler büyüktür ve tuğlanın et kalınlıkları daha azdır. Bunlar demek ki normal yığma yapılarda kullanılmaz. Çünkü yığma yapılar yukarıdan gelen yükleri taşımak mecburiyetinde. Burada yukarıdan bastırdığımız zaman, büyük bir yükle bastırdığımız zaman bu tuğlaların kırılacağı açıktır. Demek ki bunlar betonarme denilen ya da karkas denilen, iskelet denilen sistemlerde kullanılan bölme duvarlarıdır. Buradan da hemen anlayabiliriz ki bölme duvarları demek ki betonarme sistemlerde yük taşımamaktadır. Sadece odaları bölmek, yalıtım amacıyla gibi bir korunak sağlamak amacıyla bu duvarlar fonksiyonel yani kullanılabilirlik amacıyla yapılmaktadır. Yük taşısın diye yapılmamaktadır. Demek ki betonarme yapılarda ya da karkas daha genel anlamıyla iskelet yapılarda genel anlamıyla tuğla duvarlar yük taşımayan yani taşıyıcı sistemin bir parçası olmayan elemanlardır. Ancak bunların da yine yük taşımaya bir katkısı vardır. Onu biraz sonra bahsedeceğiz. Sağda görülen şekilde ise şu tuğlaya baktığımızda bu tuğlalar daha küçük deliklidir. Yani şu ortadaki büyük deliğin haricinde bir genel bir et kalınlığı vardır. Yükü tamamen bu et kalınlığından taşır. Ve bu tuğlalar düşey delikli olarak yerleştirilir. İşlem gösterilmiş, daha kaliteli malzeme kullanılmış ve daha iyi yük taşıyabilen tuğlalardır. Demek ki şu tarzda yine sahada gördüğümüz yığma yapılarda biz bu tarzda tuğlaları kullanmamız gerekir. Soldaki tuğlaları kullanamayız. Aynı şekilde bu kalın et kalınlığı fazla olan tuğlaları da betonarme binalarda kullanmanın bir mantığı yoktur. Çünkü ekstradan taşıyıcı sisteme bir yük verirler. Bunlar daha ağırdır çünkü et kalınlığı daha fazla ve diğer tuğlalarda boşluk hacmi fazla olduğu için ses yalıtımı, ısı yalıtımı gibi yalıtımlara çok tabii mükemmel olmasa da destek verirler. O yüzden bu tarz tuğlaların en azından kullanılması gerekir. Şunların betonarme yapılarda kullanılmaması gerekir ki kullanılmaz zaten. Yalıtıma özel katkı veren çeşitli gaz beton türünde, izotuğla türünde tuğlalar da vardır. Onlar da ayrı bir konu. Şuraya yukarıya baktığımızda yine bir yığma yapının bir bölümü görülmektedir. İşte duvarlar üst üste koyularak yük taşıyan bir sistem elde ediliyor. Baktığımız üzere duvarların arasında yani katların arasında hatıl denilen bir betonarme sistem vardır. Bu hatıl işte dediğimiz gibi betonarme olan döşemeyle bu tuğla olan duvarları bir arada tutar, kaynaşmasını sağlar ve katların da yine kaynaşmasını sağlar. Demek ki hatılın böyle bir fonksiyonu da vardır ki bu hatıl artık günümüzde genel olarak betonarme olarak yapılmakta. O yüzden de hatılların çok ince, döşemelerin de keza yapılmamasında fayda var. Yine burada bizim az önce anlatırken söylediğimiz konular var. Şöyle bir göz gezdirdiğimizde çok farklı bir bilgi yok. Diğer sayfaya da baktığımızda yığma yapılarda yine tuğla duvarların yük taşımasından bahsediyoruz. O yüzden oradaki tuğlaların daha kalın olması gerektiğinden bahsediyoruz. Az önce fotoğraf üzerinde anlattığımız şeyler. Şimdi iskelet karkas yapılara gelirsek yani bizim bunlar yapı aslında bina olarak da düşünülebilir özelde.
sınıflandırmamızda ikinci sınıflandırma taşıyıcı sistemlerine göre olan ikinci sınıflandırma iskelet ya da karkas yapılar anlamındadır. Bu yapılar bizim klasik bildiğimiz betonarme yapıları bunlara girer. Yani çeşitli çubuk gibi düşünecek olursak kolonlar, kirişler, döşemeler bunlar bir iskelet oluşturur ve tüm yükü bunlar taşır. Dikkat ederseniz zaten inşaatlar yapılırken öncelikle temelden itibaren başlanarak bu inşaatın kabası tabir edilen kısmı bitirilmektedir. Yani betonarme kısmı yapılmaktadır. Yine kabadan sayılan fakat taşıyıcı sistemden olmayan tuğla duvarlar daha sonra örülmektedir. Demek ki sistem kendi kendini zaten taşımakta. Daha sonradan örülen tuğlalar ise bir taşıyıcı görevi görmemekte, sadece fonksiyonel amaçla yapılmaktadır. Fakat bunun haricinde yeri gelmişken söyleyelim, kolonlar düşey elemanlardır. Birazdan şekil üzerinde de bakacağız. Bu düşey elemanları daha geniş yaptığımız zaman ve içine yine donatı yani çelik malzemesi koyduğumuzda, betonla birlikte yaptığımızda bu perde duvar adını almaktadır. Oradaki perde duvar yine inşaatın taşıyıcı sistemindendir. Çünkü betonarmeden yapılmaktadır. İskelet karkas yapılar, onu söyleyelim, sadece betonarme olarak yapılmak zorunda olmayabilir. Az önce yığma yapıları örnek verirken ahşaplar mesela kütük şeklinde üstte dizilerek yığma şeklinde yapılabilir dedik. Fakat ahşapları kütük şeklinde dizmezsek, yani kolon, kiriş gibi çubuklar şeklinde birbirlerine bağlarsak, bu sefer de yine ahşaptan iskelet karkas bir yapı yapmış oluruz. Veya çelik elemanlardan, çelik profillerden yine iskelet karkas yapılar yapılır. Fakat ülkemizde en çok kullanılan tabii ki betonarme olduğu için biraz daha onunla özdeşleşmiş durumdadır iskelet karkas yapılar. Yapıların bir kısmı iskelet yapı, karkas yapı ya da betonarme olabilirken bir kısmı yığma olabilir. Bu peki çok iyi, pek iyi çalışan bir sistem değildir. Neden değildir? Çünkü yığma yapı yine anlattıklarımızdan hareketle düşünebilirsiniz ki ayrı bir sistemde çalışır. Bizim normal karkas, iskelet dediğimiz yapılar ise ayrı bir sistemde çalışır. Normalde 4 katlı bir yapının üzerine diyelim en üst katı daha sonradan tuğlayla yapabiliriz. Bu sefer yukarıda kolonlar, kirişler kullanılmamış ve üst kat yığma yapılmış olur. Fakat alt kat ne olur? Betonarme ya da iskelet karkas olur. Bu durumda üst katla alt katın birlikte çalışması ya da aynı davranışı göstermesi pek beklenemez. Veya birinci katı genişletmek isteyebiliriz. Arazide müsait ise, yerimizde müsait ise, hatta birinci, ikinci katı yana doğru yine yığma duvarlarla genişletebiliriz. Ama bina normalde 5 katlıdır ve orijinal bina iskelet yapı şeklindedir. Bu durumda da yine bunlar birlikte çok iyi bir davranış göstermezler. Bu tarz bir uygulama yapılacaksa gerçekten dikkatli hesaplarının yapılması ve uygulamasının özellikle dikkatli yapılmasında fayda vardır. Şimdi bu şekilde baktığımızda bizim yığma yapılar haricindeki iskelet yapımızın, karkas yapımızın ya da betonarme yapımızın bir şeklini görmekteyiz. Burada kısaca hemen elemanlardan bahsedelim. Kolonlar bizim düşey elemanlarımız. Dikkat ederseniz kolonların tabii burada kesip içini göstermişiz. Yoksa ki normalde böyle değil veya bir kat çıkıldığında filizler bırakılır. Dikkat ederseniz kolonların köşelerinden itibaren en azından tüm köşesinde düşey donatılar bulunmaktadır. Bunlar çelik yani demir de denmektedir ama çelik donatılardır. Dairesel kesite sahiptir. Bu donatılar dan dolayı zaten eleman beton ve donatının birlikte çalışmasından dolayı betonarme adını almaktadır. Demek ki kolonların içinde donatılar, demirler bulunmaktadır. Ve bu düşey donatılar etriye denilen yine dikkat ederseniz dikdörtgen donatılarla sarılmıştır. Bunları daha sonra detaylı göreceğimiz için üzerinde çok durmaya gerek yok. İşte bu kolonlar şuradan daha iyi gözüküyor. Şu kolon çubuk diyebileceğimiz bir sistem bu tarafa doğru genişletilirse yani şu iki kolon hatta birleştirilip daha geniş bir kolon yapılmış olursa içinde yine şu şekilde donatılar bulunursa yine beton dökülmüşse yani betonarme ise buna da biz perde duvar diyoruz. Bu durumda bu perde duvar tıpkı bu kolonlar gibi yük taşımakta, taşıyıcı sistemin bir parçası olmaktadır. Ama bu şekilde ben yapımı yaptım, araya tuğla duvar ördüm. Orada tuğla duvar yük taşımamaktadır. Onu tekrarlamış olalım.
Döşeme kısmımız şu kısım, işte bizim alttaysak tavan dediğimiz, üstteysek taban dediğimiz kısım döşeme olarak isimlendiriliyor. Dikkat ederseniz döşemeler ki genelde böyle yapılır, yapılması da gerekir. Kirişlere, şu yatay elemanlarda demek ki yatay çubuk şeklindeki elemanlarda kirişler olmaktadır. Kirişlere oturmaktadır. Dikkat ederseniz. Kiriş daha kalın, döşemeye daha ince. Demek ki yükler döşemeden kirişlere, kirişlerden kolonlara, kolonlardan da temellere gelmektedir. 5 katlıysa 5. katın yükü olduğu gibi 4. kata, oradan 3. kata derken kolonlar ya da perde duvarlar vasıtasıyla temellere ve oradan zemine gelecektir. Peki bu kirişler de yine ve döşemeler de yine betonarme midir? Betonarmedir. Bunlar da özellikle eğilme elemanları oldukları için daha önemli, betonarme olması daha gereklidir. Bunların çünkü kolonlar daha çok basınca çalışır. Tabii ki oradaki donatlar daha da önemli. Kolonlar çünkü önemli elemanlar. Ama kiriş ve döşemelerdeki donatlar da eğilmeye destek vereceği için önemlidir. Demek ki bu kirişlerin ve döşemelerin içinde de bizim şu kolonların içinde olduğu gibi donatılar bulunmaktadır. Daha sonra beton dökülmektedir. Tabii öncelikle kalıp yapılıyor ve elemanımız ve yapımız hazır hale gelmektedir. Alt kısma baktığımızda tüm bu yükler temellere gelmekte. Buradaki temelimiz, dikkat ederseniz şu kolonun altındaki temel, diğer kolonun altındaki temel, bunlar şu doğrultuda bir temeldir. Dikkat edersek bu tek bir parçadır. Buna bir doğrultuda sürekli temel diyebiliriz. Sürekli temel. Eğer sadece şu kolonun altında papuç şeklinde bir temel olsaydı, diğer kolonun altında da papuç şeklinde bir temel olsaydı, bunlara münferit ya da papuç temeller diyebilirdik. Tabii daha ağır olmayan, çok katlı olmayan ve zemin durumu iyi olan yapılarda bu şekilde papuç temeller yapılır. Sürekli temeller zemin durumu biraz daha kötü ise ve yapının ağırlığı yani kat sayısı biraz daha fazla ise bu durumda da sürekli temeller yapılabilir. Dikkat edersek buradaki sürekli temeller şu doğrultuda sürekli iken diğer örneğin X diyelim, X doğrultusunda sürekli değildir. Burada bir temel bütünü vardır, burada bir temel bütünü vardır. Arada ise ince bir kirişle, kiriş diyebiliriz ona da yukarıdaki gibi aynı, ince bir kirişle bağlanmaktadır. Buna bağ hatlı denmektedir. En azından bu iki ayrı temelin birlikte çalışmasını, çünkü deprem etkisi altında özellikle bu iki temel ayrı ayrı sallanmasın diye, birbirleriyle yardımlaşsın diye araya bağ hatlı atılmaktadır. Yine bunlar eğer münferit yani papuç temel olsaydı, şu kolonun altında bir temel, diğer kolonun altında bir temel olsaydı, bu doğrultuda da yine bağ hatlını atmak gerekecekti. Bu bağ hatlı da yine donatıdan ve betondan oluşan bir elemandır. Peki zemin durumu daha kötüyse ve ya da bina ağırlığı biraz daha fazla ise ne yapabiliriz? Artık tek yönde sürekli temel de bizi kurtarmayabilir. İki yönde sürekli temel yaparız. Yani Y yönü diyelim, şu Y, ya da Z yönü diyelim. Z yönündeki temel bütünü gibi X yönünde de bir temel bütünü olur. Burada bağ hatlı ince bir hatıl değil, artık tamamen temelin kendisi olur. Bu durumda yukarıdan baktığımızda bir ızgara haline gelmiş olur. Bu da iki yönde sürekli temel adını alır. Peki bu ızgara haline gelen yapı yukarıdan baktığımızda orta kısmında yine zemin vardır, toprak vardır, betonarme yoktur. İşte bu orta kısmı da doldurulursa, yani daha zayıf bir zemin ise veya daha önemli ağır bir yapı ise bu orta kısımda doldurulur. Nasıl doldurulur? Yine donatı ve betonla, betonarme ile doldurulur. Bu durumda da bizim temelimiz artık radyojeneral temel adını almaktadır. Bunların haricinde bir de zemin durumu daha kötüyse, sağlam zemin çok derinlerdeyse kazıklı temel sistemi yapılmaktadır ki ona da yine ileride kısaca bahsedeceğiz. Burada yine inşaat aşamalarından çeşitli fotoğraf örnekleri görülmektedir. Bunları vaktimiz yettikçe daha detaylı ele alacağız. Fakat çok kapsamlı olarak üzerinde durup konuları dağıtmayacağız. Burada örneğin dikkat ederseniz kalıplar, kalıp destekleri bir perde yapılmaktadır. Dikkat ederseniz donatılar sürekli uzamış yukarıya doğru ve eleman geniş. Demek ki bu bir perde. İçine bunun daha sonra beton dökülecek. Donatılar tabii ki önce koyuluyor. Beton dökülüyor. Daha ilk önce kalıplar yapılıyor. Ve bir perde duvar oluşmuş oluyor. Şurada dikkat ederseniz bir kolonun
donatları dışarıda hazırlanmış. İşin büyüklüğüne göre vinçler yardımıyla veya işçiler eliyle kalıba yerleştiriliyor. Demek ki kolonun şöyle donatları var. Daha sonra da oraya beton dökülecek. Burada yine kule vinçlerin kullanıldığı biraz daha büyük, önemli bir yapı sistemi görülmekte. Kule vinçler iş kolaylığını sağlamakta, hatta tünel kalıp sistemi de yapılırsa çok daha hızlı bir inşaat yapılmaktadır. Daha önemli, pahalı işlerde bunlar kullanılır. Burada ise hemen hemen bitmiş olan, yani kabası bitmiş olan, dikkat ederseniz perdeleri, kolonları, kirişleri, döşemeleri, daha sonra duvarlara örülüyor, örülecek. Bitmiş olan bir yapı örneği, bina örneği görülmektedir. Şimdi az önce demiştik ki tuğla duvarların aslında bir faydası da vardır. Yani normalde şuraya bakalım, bizim bir kirişimiz olsun, şu da kolonumuz olsun. Sadece o bölgeyi zoomlayıp ele aldık. Buraya araya ördüğümüz tuğla duvarların, ne demiştik, betonarme karkas yapılarda yük taşıma özelliği yoktur. Sadece odaları birbirinden ayırmak için fonksiyonel amaçla kullanmaktayız demiştik. Fakat yük taşımaya yine bir katkısı vardır ki az bir katkı değil, ondan bahsedeceğiz bu elemanların. Dikkat ederseniz burada derzler, derz dediğimiz yani şu her biri ayrı bir tuğla, bunların dikkat ettiğinizde yine söylediğimiz gibi düşey olarak hepsi aynı hatta değildir. Şaşırtmacalıdır ki ayrılması duvarın kolay olmasın. Şu kısımlarda çizim hataları var. Burada yine tuğlalar devam edecek diye ettirilmemiş. Bizim demek ki kolon ve kirişlerimizin arasındaki tuğla duvarın bir faydası var. Bu şekilde onu anlatacağız. Normal bir deprem kuvveti geldi ise eğer, ki deprem olması da şart değil, en basitinden tahmin edebilirsiniz ki kirişin aşağıya doğru sarkmasını önleyen bir destek olmaktadır bizim tuğla duvarlarımız. En basitinden orada bile bir katkısı vardır. Fakat deprem gelirse, ki deprem tersinir denilen bir yük çeşididir. Yani yönü sürekli değişir. Örneğin şu bizim yapımız olsun basitçe, binamız. Zemin sallanacak. Nasıl sallanır? Şu şekilde, mouse'un hareketi gibi, imlecin hareketi gibi sürekli bu şekilde sallanır. Veya içe doğru sallanır. Sürekli yer değiştirir bu sallanma hareketi. Deprem süresince 5-10 saniye bile olsa bu hareket yer değiştirmektedir. Bu hareket yer değiştirince, örneğin şimdi yer değiştirmediğini düşünelim. Sadece şu yönden zeminin sallandığını düşünelim. Bu yönden sallandığı zaman tepki olarak bizim kolon kirişlerimize şu yönden bir yük gelecektir. Yatay bir yük, dikkat ederseniz. Bizim normal bina ağırlıklarımız düşey aşağıya doğru. Fakat deprem etkisi yatay bir yük olarak buraya etkimektedir. Diğer yönden geldiği zaman da bu sefer diğer taraftan yine deprem etkisi oluşmaktadır. Bu oklar sürekli yer değiştirir. Yani şunlar yükü temsil ediyor ise eğer, bunlar sürekli yer değiştirir ve bizim çerçeve sistemimizi, kolon ve kirişten oluşan sisteme çerçeve sistem diyebiliriz, zorlar. Tersinir yükleme denir buna. Peki sadece tek bir yükü düşünelim. Şu yük sağ tarafa doğru etkidiğinde benim kolonumu ve kirişimi hatta sağa doğru itmeye çalışmaktadır. Bu sağa doğru itmeyi bizim kolonumuz ve kirişimiz kendi bünyesindeki beton ve donatıyla, yani kendi rigidliğiyle, kendi sağlamlığıyla karşılamaya çalışmaktadır. Hesap ve uygulama doğruysa karşılar veya karşılayamaz. Fakat her halükarda eğer araya tuğla duvar örülmüşse, bu şekilde bir ittirme hareketine dikkat ederseniz şöyle çapraz bir destek verir. Düşünürseniz burası boş olursa, şunun duvar olmadığını düşünelim, kolon ve kirişin yana doğru gidip gelmesi çok da rahat olacaktır. Ama arada tuğla varsa onu engeller, duvar varsa engeller. Buna diagonal, hayali, fiktif bir fayda denmektedir. Çapraz bir fayda. Tuğla duvarların böyle bir faydası vardır. Eğer tuğla duvar diyelim yarım örülmüşse dikkat ederseniz, alt tarafta böyle bir fayda olmasına rağmen, kolonun üst tarafında böyle bir faydadan mahrumiyet söz konusu olduğundan, kolonların zorlanması ya da beton dökülmeleri ya da parçalanması veya eğer uygun bir yapı değilse, donatları ve betonu kaliteli değilse, hesabı kitabı iyi yapılmamışsa, kolonların buradan göçmesi kuvvetle muhtemel olabilmektedir. Demek ki tuğla duvarın yine azımsanmayacak bir faydası da vardır. Keza yük diğer taraftan geldiği zaman, şu tarafa doğru geldiğinde, sola doğru geldiğinde, bizim tuğla duvarlarımızda bu sefer şu yönde bir çapraz ok olduğunu düşünün, bu yönde bir destek sağlayacaktır. Ki demiştik ki deprem her yönden de gelmekte. Demek ki tuğla duvar her yönden de çapraz olarak destek sağlamaktadır.
Kısaca tuğla duvarın diagonal faydasını bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi başka bir yapı sistemi, yani yığma ve karkas yapı haricinde başka bir yapı sistemi de prefabrik yapılar ya da takma yapılar, takma çıkarma yapılar denilebilir yapılardır. Fabrika koşullarında daha sağlam koşullarda, kontrollü koşullarda yapılmış olan yine daha çok betonarme elemanlardır. Bunlar buhar kürüne tabi tutulur ki detaylarını çok az daha sonra bahsedebiliriz. Ve 24 saatte dayanımını alacak şekilde donatı işçilikleri ve beton kalitesi yüksek yapılır ve çok kaliteli elemanlar olarak şantiyelere sevk edilir. Bunlarla yapılar, binalar yapılabileceği gibi bina haricinde bunlarla köprüler, köprü kirişleri gibi elemanlar da yapılabilir. Demek ki prefabrik yapılar sadece binalarda kullanılmayabilir veya binaların bir kısmı prefabrik yapılabilir. Kısaca prefabrik yapıları da bu şekilde özetleyebiliriz. Fakat prefabrik yapılarda, çelik yapılarda da olduğu gibi, çelik yapılarda da takma çıkarma vardır. Yani kolon ve kirişler ayrıdır. Bunların birleşim yerleri önem kazanır. Dikkat ederseniz betonarme için az önce demiştik ki, tekrar şu şekle de bakarsak, bütün bu kalıplar bitiriliyor, donatılar yerleştiriliyor, sonra o katın betonu birlikte dökülüyor. Dolayısıyla kolonlar ve kirişler birlikte hemen çalışmaya başlıyor. Ama bunlar prefabrik yapı olsaydı, kolonlar ayrı, kirişler ayrı olacaktı, fabrikada yapılacaktı, getirilip şantiyede monte edilecekti. Yani buna monolitik davranış denir, betonarmenin monolitik davranışı burada olmayacaktı. Veya çelik profiller olsaydı şu kolonlar ve kirişler, bu profiller ayrı ayrı burada monte edilecekti. Perçinle, kaynakla, bulonla. Bunlar da yine takma çıkarma yapı gibi olacaktı. Bu durumda birleşim yerleri, yani monte edilen yerler ayrı bir önem kazanacaktı. Betonarmede ise bu monte edilen yerler tabii yine önemlidir. Fakat diğerlerine göre daha avantajlıdır. Çünkü betonu birlikte dökülmektedir. Eleman bir bütün olarak, elemanlar bir bütün olarak hazırlanmaktadır. Onun haricinde içindeki donatılar da özellikle birleşim yerlerinde daha sık etkiler konulmalıdır ki o birleşim yerleri daha iyi desteklenmiş olsun. Demek ki betonarmenin böyle bir avantajı da vardır. Buna monolitik davranış denilmektedir. Dersimizin ilk aşamasında bu konularımızı bu şekilde özetleyebiliriz. Yine dersimizin birinci ünitenin ikinci bölümünde de az önce ders başlangıcında söylediğimiz içeriklere devam edeceğiz.